Tak gel canlarım. Video şey canlarım, yine bir Smurfy'de karşınızdayım. Karşımızda da bizim Rengar OTP var, bir tane şöyle görebilirsiniz. Herkes Smurfy 90 winetler karşı botlayayım falan filan. Biraz zor bir maç olacak. 17 win 1 lose'da gidiyorlar. Harbi trial'da olmamız gerekiyor. Bu maç kırmızı smite alacağım. Şu başlangıcı yapacağım. Red'den başlayacağım. Red'e totem atar mısın bro? Evet, TR'deki kardeşlerimiz beni tanıdı sağ olsunlar. Lane sağladılar bize, Gültekin'le bize. Lane'ler gelmemişti. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Son videolarda biraz böyle hep TR'yi kötülüyorsun abi. Ağlama abi diyen tayfa olmuş. Abi gerçekleri gün yüzüne sunmak kötülemek değildir. İyi yanları da var sağ olsunlar. Lane salıyorlar gibisinden. İyi davranan insanlar da oluyor ama bunu göstermeyince, birkaç kötü yönünü gösterince ya abi TR öyle mi, niye oynuyorsun o zaman diyen tayfa oluyor. Yani TR'de oynamamın sebebini zaten siz de biliyorsunuz. TR benim elo kasmaya çalıştım. Aynı yükseğe yükselmem gereken dediğim yer değil. Biz West'te oynuyoruz yıllardır. Orada kendimizi kanıtladık Changer'e çıkarak. Bu arada YouTube'a ilk defa bir özel seri ürettim kendimce. TR'de hesap kasıyorum. Bakalım ne olacak gibi. Bu maçta Smurfy'lerin bence en zevkli maçlarından birisi olacak. Karşıda çok fazla Smurf var ve Rengar matchup'ı. Yani bizim kanlı matchup'ımız çetin biliyorsunuz. Normalde Janoski, eski Janoski yani Rengar'lardan, Kazekster'den çok korkardı. Onlara ölürdü. Ama öyle öyle artık ne hale geldiysek bir yolunu bulduk. Artık o kadar ölmüyoruz. Rengar matchup'larında çok önemlidir abi. Smite'ı saklamamız gerekiyor. Tutayım istedim zaten Red'imi. Sağ olsun attı kardeşimiz. Atmasaydı ben kendim gidip atacaktım 0-0-52'de. Base atarken tarayıcı çevirecektim vesaire gibi taktik uygulayacaktım. Ama genelde atıyorlar zaten. Biraz da beni tanımaların faydası var tabii ki bunun üzerinde. Gültekin'le %100 odağımı vermem gerekiyor maça. Odak konusunda şöyle bir sorunuz var. Yani ben maça odaklanınca abi tryhard oynuyorsun, muhabbet etmiyorsun diyenler oluyor. Tam tersi de abi çok muhabbet ediyorsun, tryhard etmiyorsun, yapmıyorsun diyen tayfa oluyor. Arada berede kalıyorum. Ben gönlüm ne isterse, o maç artık neye giderse konumuz o olacak. Haberiniz olsun. Bunu keserken Rengar hep gelip gelmeyeceğine bakacağız. Bir yandan gözüm hep de sürekli. Yani öyle harbi ısındığımı söyleyebilirim. Artık ellerim yanmaya başladı. Taktiğe elo kasmaya başladım. Yakında yapacağımız sabotonda da işte yayın süresi ne kadar olursa artık, günler mi? Bir hafta boyunca yayında olacağım mesela, sallıyorum. O bir hafta süresince ve stek atacağım hesap da bu hesaptan gayrı çok iyi yerlere gelecek. Üniversite videosunu yarın çekeceğim, duyurusunu yapayım. Videoda bu hafta içerisinde çekeceğim. Ve hayat çok güzel olacak. İrele içeriklerini geçeceğiz. Ama Rengar'a karşı oynamış olacağız derken adamın 4 CS'i var. Erken mi gözüktü, ben map'te kaçırmış olabilirim bir tık. Aha burada bir hata mı var? Bu yöne doğru kaçarsa çok güzel olur. W'su var mı onun? Aatrox'un W'su yok. Bir Karasat alsam bana kâfidir aslında, biliyor musunuz? İsteğim benim odur zaten. Tamam, karastığımızı aldık. Vurabilirim. Hasar da verdik. Burayı pushlasak, Nara CS kaybettirsek de olur biliyor musunuz chat'im? Nar kaybedeceğini kaybetsin. Unite'ımız var zaten. XP'sini dahi almasın yani. İstediğim şey o benim çünkü. Hiç gelmesin abi. Gider gibi yapacağım. Bir an dönebilirim bu arada üzerine. Flash'ını aldım. Bunlar Word'tür abi. ECS kaybetti. Biz de çaktırmanın top deniz CS'ini hızlamış olduk. Rengar boss side'de diye düşünüyoruz. Buraya smite'ı kullanacağız. Bir de baktıktan sonra da base'imizi koyalım. Tamam. Güzel bir başlangıç. Elimizden geleni yaptık. Yani değerlendirebileceğimiz tüm kuşları değerlendirdik. Şu hareketi hep yapmak gerekiyor. Rengar geldi mi, geliyor mu diye. Oyunun çok hızlı olmadığını görüyorsunuz. Bu biraz daha böyle harbi yüksek rol. TR'de oynanabilecek en yüksek rollardan birisi. Yani 10 tane changer olsa maçta tryhard olmuyor. Çünkü TR insanlar trollemeye giriyor. Ama Smurf hesap kasarken hesaba bir şey olmasın, indireti düşmesin kafasına oynadığı için insanlar biraz daha fazla odaklı. Ben de topside'da oynamaya çalışıyorum. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Çünkü karşı bot biraz clean oynuyor. Hit'te de bir pasifik var. Zayıf halkıyı Nar olarak seçtim. Yani fed olmuş bir Aatrox karşıda full AD olarak görüyorum yani. Garagaz tek başına AP açını kapatabilecek bir şampiyon değil. Maçı oradan açarız diye düşünüyorum. Şimdilik maçı toplayana kuracağım. Bir de item tercih olarak Liander'ı almadığımı göreceksiniz. Yeni oynayış tarzımda bunu keşfettim kendimde. Luden etkisi varken üzerimde E'den bir yerden Luden'den hız alıyorum, daha hızlı koşuyorum gibi benim ekstra olanaklarım oluyor. Bir Thresh Q'su, bir Garagaz ultisi. Bu gibi skillere doğacağım için çok iyi. Karşı bot burada hata yapar mı? Öyle bir soru. Burada hata yaparlarsa ki wardları yok bu arada. Çok güzel bir Q attık bu arada Thresh'e. Reşkili garanti geldi diyebilir miyiz? Garanti geldi diyemeyiz. Burayı kötü oynadık çünkü flash'ı hesaplamadık ya. Bir de görüş yoktu. Sal kanka, sal kanka. Adamsın. Bana gelmesi daha iyi. Hem mükemmel avcı geldi hem biraz kendime geleyim. Rengar benim top side'ımda göründü. Bayağı hatalamla yapıyor bu arada. Buradan biz güzelinden hemen girersek buraya Gültekin lead'i de var bizim elimizde. Burayı alır yeriz ya. Drake almayacağım bu arada. Burası biraz daha öncelikli benim için. Çok güzel. Çok yanlış yere kaçtı abi o adam. Keşke alsaydık ya. Smurf Q'nun mantığında killerin hepsini sen alacaksın. Çok güzel de buradan oraya bir şey çıkmaz kanka. Aha. Yok yok.
Şimdi sen düştün orada. Baş geldi. Çocuklar clean oynuyor bu arada. Thresh önde oynuyor çünkü Kalista'nın ultisine güveniyor daha sonrasında. Kalista direkt flash'ını koyuyor. Hiç hata yapmıyorlar ya. Biz botta savaşırken Rengar AFK taklidi yapmamış. Bizim red side almış. Ya buraya alsak çok güzel olacaktı ya. Adam fazla şanslı, yapacak bir şey yok. Dediğimiz gibi Thresh'te gezmeye başladı. Gezginde var zaten. Tak. Güzel oldu. Da bot burada fazla öldü ya. Burada da ward var. Gragas pusacaktım. Rengar burada beni kesemez zaten. Güzel bir hata. Devam edelim, bir çekelim. Thresh lanterni gelmeden. Slow verdim. Çok iyisin. Çok güzel be. Ya bayılırım bu çocuğa. Bak burası güzel oldu işte. Şimdi geriye bir hamlemiz kaldı. Çocukları bayağı kestik. Karşı bot Faker gibi oynamasa harbi tebrik ederim. Yıllar sonra seride iyi oynayan iki kişi gördüm. Çok güzel. Doğru atı oynadığımız belli oldu. Nar bu şekilde devam etsin. Ama CS'de ve levelde biraz daha geriye düşmesi lazım. 0-4 olması yani çok da önemli değil. Çünkü Aatrox bizim shutdown adama geri verdi. Mesela Rengar'a falan filan gibi söylüyorum. Geriye bir altın farkı falan kalmıyor. Rengar burada muhtemelen Thresh'i şuraya W atacağım. Yani klasik hareketler bunlar. Onlar da maçı kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. Ama şuradan ben sanki onlara iyi bir hasar vururum gibime geliyor. Rengar'ı güzel yakaladık bu arada. Çok iyi be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yani Rengar'dan mesela bir tık iyi olduğumuz için iyi dodge'lar. Güzel Zonya. Beni kurtarabilir misiniz burada? Bahsettiğim Zonya buydu bu arada. Luden geldi, Karasat geldi, ulti atıyorum. Bir tık hasar. Ah be Gültekin'im. Gerçi onda canı yokmuş ki. Burada ben de trolledim. Herkes trolledi ya. Allah kahretsin. Çok yakındı. Şimdi şöyle bir kötülük olayımız var. Thresh 8 level, Nami 5 level. Bu level farkları çok ciddi. Yani Kalista 9 level, ben 9 levelim. Benim CS'ime bakın. Kill katkıma bakın. Bak o shotta mana mı kalacak harbiden? Çok güzel para geldi bu arada ya. Nar 11 level oğlum. Nar'ı 4 kere kestik falan filan gibi düşünüyorum. Levelde geri olması lazım ama leveli iyi bu çocuğun ya. Beni de olaylar bitiriyor işte. Aldığı hareket hızını bir kes çocuğun. Geriye Q atarsa. Şöyle bir tane Q'yu atsak. Zorla kestik. Oyna abi, oyna oyna. Ah be oğlum. Şu Thresh harbi bir tek zorla da oyunu ya. Ya bu çocuk niye bizim tüm orman kemiklerini alıyor sabahtan beri? Güzel exhaust'um var benim. Oyna bunu, oyna. Lantern bir daha yoktur herhalde. Çok iyi ya. Çok güzel yakaladık. Ya şeyi anlamadım. Tamam kardeşim, hadi lane saldım falan filan. Eyvallah. O mesela diyeceğim. Yani lane'de ciddi bir fark var. Harbisinden bir fark. Böyle bir tarafta West Master, West GM tarzı, bir tarafta West Plat tarzı fark var. Yani öyle söyleyeyim. Yani bir şey demiyoruz. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bana laf atıyor durduk yere, anlamadım yani. Ulti atıyorum, Gültekin'den bir ping gördüm orada. Güzel, güzel oldu. Ya bu ult bu tarz olunca sevmiyorum da kasacaklar Emerald'ın attığı hesabı yok. Adamsın, çok güzel bak. Aldıkları MR eşyaları böyle çöpe giderse Fed Aatrox'umuz taşıyabilir bu maçı. Ummadık taş vallahi baş yarar. Vallahi videonun başında dedik Gültekin'e Discord'da falan filan değiliz. Gültekin doğru at diyor. Yani adam benim düşündüğüm şeyi bile fark ediyor ya adamım Gültekin. Gaza getirmeyelim Aatrox'u. Çok güzel kuleler aldık burada. Aatrox biraz gaza geldi. Atışı koymuş olabilir miyiz? Nami'den iyi ulti. Bir iki verdik ya. Oradan bir Q da atabilirdim sanki ona ama. Rage varsa burada. Aatrox da şımardığını söyledi zaten. Burada ward var mı Gültekin ya? Çok güzel. Bir kill aldık çıktık mı? Bir kill aldık çıktık, yapacak bir şey yok burada. Beraber. Yanında Thresh olmasa, yani rastgele Pilis şampiyon olsa çok iyi. Çocuk Thresh oynayan çocuk da çok iyi oynuyor. Bana dedim ki bak iyi oynuyor dedim ya çocuğa. Kesin dodge'cam yere Q atacak dedim. Oraya attı, ben de ters tarafa dodge'amaya çalıştım. Kanka onu yapıyorsun da yanlış kişiye ya biraz. Niye biliyor musun? Thresh'ten daha kanka lantern falan gelecek orada.
Tekin. Ah bir kill. Şu kill gelse orada var ya. Güzel güzel. Ya yine fena değil. Bu ne oğlum? 1, 2, 3. Adamlar neler almış. Şimdi onları midde biraz oyalarsak. Ben şu itemi alacağım geleceğim kanka. Asla ve asla savaşmayın. Sadece bekleyin. Beni burada görmüyorlardır bence. Görüyorlarsa da base atmam gelirim zaten, sorun yok. Galiba bizim base'e izin vermeyecekler. Bizim yürümemiz gerekiyor. Ama dikkatli olarak yürüyeceğiz tabii ki. Sağdan soldan trash'e yakalanmayacağız. Başlamış olabilirler bu arada. Kalista var çünkü. Kalista lanternli. Pardon. E'si var. Bence onlar arkada başladı. Ve bitirdi yani. Belki zorlayabiliriz doğru şekilde yakalarsak. Çok zor win ya. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kanka şu hataları yapmayı verin be canımın işleri. Boş ölüm yani şu an oradaki. Anlamsız ölümler yani. Çok iyi. Aynaların yaptığı gibi yani. Kanka Aatrox'la tek yersen öyle olmaz ama ya. Dur şurayı en azından puşlamış alalım da bir işe yaramış olsun. Çok güzel. Ultim var devamına kaçarsa falan filan diye. Tamam attım ultiyi. Onu aldım. Oradan Rengar'ı da kes. Adamsın bak. Bu işte güzel harekettir ya. Şu an iyi haber benim maç winnable. Ya bir şekilde bir yerde bir hatayı ansızın. Öyle yerini çok fazla yapıyordu karşı botlayın. Winleriz. Bana 16 level lazım. Baron'a 2 dakikadan daha fazla bir süre var. Oyun bitmez o süre zarfında eğer sadece def yaparsak. Beni kesmeye gelsinler. Hiç benim yok burada ölsem dahi. 16 yani önemli olan tek şey o. Yani tek kişi gelirse tek kişiyi kesebilirim. 2 kişi gelirse kesemem. Bakınız. 3, 4 kişi geldi hatta. Biraz fazla mı geldi tayfa? Hiç sorun değil ya. Bizimkiler mid push'unu aldı sonuçta. Ben buraya pushlamıştım. Level için gelmişim zaten buraya. Gerisi hiç önemli değil. Çetin bizim Nami Wintrade falan mı atıyor diye düşünmeye başladım ben ya. Çünkü koşup koşup ölüyor. 25 dakikada o kadar çok ölürsen şey olmuş oluyor çünkü bir zaman sonra. Yani 2 dakikada bir ölüyorsun kanka muhabbeti. Adamsınız. Adamsınız. Kes kanka. Çok iyi. Çok iyi bir olay bu. Bu da yalandan bir ward var. Kesmedim. Zaman kaybetmeyeyim diye de. Bir TP'yi oyun biter mi ya? Tutamıyoruz abi şu an. Yani Nash gidecek ve tutamıyoruz orayı. Bilerek yapıyor biz ilerlemeyelim diye. Saldık. Yani illa gireceksek bekleyip girmemiz lazım. Gir abi burada şu anda. Olur 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 olur. Olur hiç sorun değil ya. Hiç sorun değil ya kanka. Hadi bakalım alacak mısınız? Çok güzel. Aldık burayı bence. GG. GG değil tabii ki ama. Çok güzel pozisyon ya. İyi yerde yakalandık. Bunun farkındaydım. Nard duvara vurmadı. Zonya basma sürem oldu. Ve rakip devam etti niyeyse. Ulti geldi devamında. Fight güzeldi. De para kasamadık pek yani. Asist falan da gelmedi adam akıllı. En azından Rabadon'a başlasaydık fena değildi. Güzel mi? Abi shot'tan vermesi pek etik gelmedi bana Kaysa'nın chat'im. Ne diyorsunuz ya? 3 eşyaya 5 eşya fark var arada. Abi Aatrox çok kötü bir hata yaptın kanka. Yani yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. O hatayı keşke yapmasaydın diyorum ya. Ölme. Önde ölme. Ben wave temizlemek için ölebilirim bu arada. Onu inşallah anlar bizim takım. Ben önde bilerek ölürüm abi. Güzelinden. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Kırmızı smite bastım. Güzel zonca bu arada. Tamam hiç sorun değil. Burada bunları falan filan çıkartabilir miyiz bir yandan da. Ulti de geldi benim. Abi ne oldu şimdi? Bir dakika. Aatrox doğdu mu? Doğdu. Devamını niye toplayamadı bizim çocuklar? Gel bilmiyorum. Çok iyi fight başlattım bu arada. Bayağı işte baitlendi. Ama artık aha. Tamam tamam tamam. Oldu oldu. Oldu oldu tamam. Tamam. Güzel. Gayet iyi. Flash kullanma kanka. Flash atma o adamı kesmek için. Çok efor sarf ettik bu maçta ya.
Şimdi size bir iyi bir kötü haberim var. Drake'i salsak olur. Daha 3 dakikası var. Ama Baron'un 2 dakika 20 saniyesi var. İnhillerin güzel bir CS'i olacak bize. Yani iyi para kazanacağız inhillerden. Ama sonrasında Nash'i bir daha salarsak bu sefer kurtuluşu olmayacak abi. Nash'i salmamamız gerekiyor bizim. Abi deli gibi minyon geliyor ya. Ne dersiniz, olur mu? Havadan bana bir havadan ilerisi gelse çok güzel olur da benim temlerim çok pahalı. Burada fight zorlasak bir şekilde olmaz mı? Böyle yapsak, burada iyi bir zonge bassam. Bak bu pozisyonda kaldı mesela o. Kötü bayağı pozisyonu. Arkada Kalista'yı kestiğimizi gördünüz. Burada şu çocuğa şöyle slow verdim. Hadi bir ulti atayım bir de. Güzel. Öldü, öldü, öldü. Win oluyor burası. Kule düşmesin. Ya fight'i güzel aldık. Biraz daha geç kazansaydık fight'i. Bir de bende 2 tane kill kalsaydı oyun win'di. Nasıl win'di? Nash alacaktık. Benim Rabadon bitecekti. Oğlum şu oyunu kaybetmeyelim ya. Çocuklara gidin, Nash alın, ne yaparsanız yapın hayatınızı koyun ortaya dedim. Yani Nash'i alsınlar, ben burayı tutacağım. Eritirler mi? Eritirler. Yani hızlı koşma şansları yok. Rengar dolayısıyla çok rahat biter bu. Yani Kai'Sa'da Kraken var. Alırlar abi. Bu da yani çok güzel bir win olur inşallah alırsak. Nami oradan tutsun. Top lane'i tutmam lazım. İyi haber var mı abi? Şu inhiler ne zaman gelecek bizim? Baron'u aldık abi. Çok güzel oldu bu. Benim Rabadon da gelecek bir yandan zaten. Geldi şu anda. Onu salacağız abi. Ruhu almayalım. Güzel. Mid'in minyonları düzeldi. Aha aha, hataya bak, hataya. Hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı bu. Hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Hiç sorun yok. Zorlamaya da gerek yok eğer tutamıyorsak kimseyi. Ulti atıyorum, bir şey var gibi sanki. Kanka hep yanlış adama dalıyorsunuz ya. Ona dalmak lazım. Onu kaç kere söyledim Aatrox'a kanka, yanlış kişiye gidiyorsun diye. Ne yaptın abi? Ne yaptın? Kanka. Abi. Yani sal abicim şimdi, oyunu satma burada. Aatrox durduk yere C'ni verdi. Kai'Sa flash spell bilmemini, her şeyini kullanıp satış yaptı. Böyle şeyleri bana yapmayın abi şu dakikadan sonra ya. Aha aha aha. Güzel. Abicim iyi güzel hoş diyorsun da. Yani kolay mı? Kalista bizim en büyük counter'larımızdan biri. Adam rastgele sağa sola gidiyor. Abi bu kulenin canı niye dolmuyor ya? 8.93'te kalmış kulenin canı. Şu kulelerin canı bile doluyor, bununki dolmuyor. Abi Zonya'mız yok. Önde oynamamız şu anda aslında sıkıntı. Bekleyip oynasak daha iyi. Ama şu mid push'unu bir almak gerekiyor artık. Hata yapmadan. Şöyle yürüsek. Vektör yesek. Jane'i sanmıyorum şu an. Minyon yok. Minyon push'u yok. Yani koşup şey alabilir. Maksimum kill alabilir. Burada bir fight aldıktan sonra ansızın oyun bitebilir. Ben ondan bahsediyorum. Rengar kuleyi mi vuruyor? Öyle alabilecek mi kuleyi gerçekten? Abi Rengar kuleyi aldı da. Böyle bir şey var mı ya? Yani böyle bir şey saçmalıktan başka bir şey değil. Ya şu güzel maça yani böyle bir lose çok saçma geldi. Adamın oradan tarayıcı bastığını, pardon, Trinket'e vurduğunu gördüm. Zenith'e vurduğunu gördüm ama yani bir karakterin gidip kuleye atlayıp kesmesi falan filan, bunlar boş olaylar ya. Bir tane video görmüştüm. Full kuleyle 1v1 atıyor oydu. Ona benzedi bu da. Yani maç güzel miydi? Güzeldi. Bu son mantıklı mıydı? Yani şu güzelim maçın geldiği rezil noktaya bak diyorum sadece. Herkes Treyarch mis gibi gidiyor. Rengar kule atlayıp kuleyle 1v1 atıyor. Kulenin canı bizim niye dolmuyor? 8.93 aklımın şurasında kalacak. Orada kaldı kulenin canı. Rengar'da atlayıp kesebildi. Adam minyon olmadan kuleyi kesiyor. Olacak iş değil yani, bu işte dengeyle alakalı biraz daha. Maçı çok iyi getirdik bu noktaya. Yanlış karardı demek ki ilerlemek. Yani midden gidiyoruz ve oyun bitiyordu normal şartlarda. Artık anla ki ya, yapacak bir şey yok.